Merhaba değerli dostlar. Bugün hobi bahçesinde yetiştirdiğiniz sebzeler için çok etkili olan verimli bir gübreden bahsedeceğiz. Bu çiftlik hayvanlarının gübrelerinden elde edilen gübre şerbeti çeşitli şekillerde yapılıyor. Şimdi onu anlatacağız. Öncelikle sığır gübresi, koyun gübresi ve güvercin gübresi ayrı ayrı bu gübrelerden yapılabiliyor. Suyla karışma oranları farklı sadece ve sebzeler için de özellikle çok faydalı. Bahçenizde hobi şeklinde marul, maydanoz, soğan, tere gibi yaprağı yenen yeşil sebzeler üretiyorsanız bu gübreyi mutlaka kullanmanız gerekecek. Çok faydalı, çok verimli bir ürün almanızı sağlayacak. Arkadaşlar, gübre şerbeti sığır gübresinde yaklaşık 1/3, koyunda 1/5 ve kanatlıda da 1/10 oranında suyla karıştırılarak ve 24 saat yani bir gün bekletilip ara ara da karıştırılarak elde edilen sıvı bir gübre. Bu gübreler sebzeler için birçok besin maddesi içeriyor. Bunun için sığır gübresinden biz gübre şerbeti yaptık ve sebzelerimize belirli oranlarda veriyoruz. Şimdi bunun hazırlanışı ve uygulanışı nelerdir, nasıldır? Kısaca bundan bahsedelim. Sığır gübresi için yaklaşık 2 kilo kadar yanmış, fermente olmuş çiftlik gübresi bir kaba konur ve üzerine 2 litre su ilave edilir. Bu oran 1/3 olmuş olur. Bu şekilde bunu karıştırıyoruz ve bir gün boyunca bu bekliyor. Fırsat bulursak arada bir karıştırarak iyice fermente olmasını sağlıyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz sıvı gübreyi aynı oranda suyla seyrelterek sebzelere veriyoruz. Hazırlanan gübre şerbeti arkadaşlar sebze ve saksı bitkileri için her 15 günde bir yaklaşık 1 çay bardağı kadar toprağa verilir ve bu şekilde bitkinin köklerinin birçok besin elementi ihtiyacını karşılayacak nitelikte. Koyun gübresi kullanacaksak 4 litre suya 1 kilo koyun gübresi. Eğer güvercin gübresi veya tavuk, kaz gibi kanatlı gübresi kullanacaksak da 9 litre suya 1 kilo gübre koyarak yine 1 veya 2 gün bekletmek suretiyle gübre şerbetini hazırlamış oluyoruz. Ve bunu da dediğimiz gibi özellikle sebzelere her 15 günde bir çay bardağı olacak şekilde seyreltilmiş haliyle uygulanır.